Mehmet hocamıza teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, LG G4 telefon kaybolmuştur. Bulanlar lütfen platforma getirsin. Değerli misafirlerimiz, bu akşamki Mevlüt yemeğinde katkısı geçen İHA grubuna teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, kahve dağıtımında emeği geçen Artuk Bey'e teşekkür ediyoruz. Bütün mahkemde mektup sana hazır. Yepyeni Türkiye,
Demokrasinin sahibi Mardin halkı, özgürlüğünün sahibi Mardin halkı ve geleceğinin sahibi Mardin halkı, demokrasi şerefine ve demokrasi nöbetine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizimle beraber sabah namazına kadar burada nöbet tutan kardeşlerimiz, siz de hoş geldiniz. Değerli Mardinliler, 19. günümüzdeyiz. 19 gündür bu ülkeye sahip olduğumuzu, bu ülkenin bizim olduğumuzu herkese haykırdı, haykırmaya devam ediyoruz. Biz bu platformdan sürekli sizlere bazı mesajlar vermeye çalıştık. Ancak bu mesajdan hepsini zaten biliyorsunuz. Belki bazen bakıyorduk sizi bir cevap verdin. Ancak 15 Temmuz gecesi tarihi bir tehlike atlatan bizler sürekli bu tehlikeyi hatırlamakla yükümlüyüz. Sürekli bu tehlikenin bizlere gelecekte yaşattığı tehlikeleri ve karanlığı hatırlamakla yükümlüyüz. Bu yüzden sizleri bazen sıkıyoruz, görüyoruz. Affedin bizi. Temmuz gecesi kendini kainat imamı ilan eden birinin zeminini hazırladığı ve o sahte müritlerin, o halk düşmanlarının ortaya koyduğu büyük bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz gecesi bu darbeyi planlayanların amacı hizmet değildi. FETÖ'yle gülen denen hainin amacı hiçbir zaman hizmet olmadı. O sizlere hizmet etmek için çıkmadı piyasaya. O kudret elde etmek için, iktidar elde etmek için ve halkın iktidarını ele geçirmek için ortaya çıktı.
Bunu siz çok iyi gördünüz. Bu yüzden ona karşı durdunuz. Bu yüzden onun emellerinin gerçekleşmesine izin vermediniz. Ve bu insan ve hatta bu insan müsveddesi sizin iktidarınızı alıp sizleri yıllardır baskı altına almaya çalışan, köleleştirmeye çalışan düz güçlere teslim etmek istiyordu. Onun tek derdi oydu ama Türkiye ve Türkiye'nin erdemli insanları buna izin vermedi. Ne mutlu Mardin halkına ki o erdemli insanlardan, o erdemli insanlardan oldunuz. Allah razı olsun sizden. Bu darbenin mimarı olan FETÖ, FETÖ terör örgütü, bu darbeyi tek başına gerçekleştirmek istemedi. Çünkü onun işbirlikçileri vardı, siz onları biliyorsunuz. Çünkü onun gibi cahil bir insan tek başına bu iktidarı ele geçiremeyeceğini biliyordu. Onu kukla gibi kullananlar, onu taşeron olarak kullanan düşmüşler, sizlerin iktidarını ele geçirmek için onu maşa olarak kullandılar. Dün anlatmıştık, devletin her alanına sızmaya çalıştılar. 40 yıl boyunca bu devleti ele geçirmeye çalıştılar. Ve bunu ilk fark eden, buna karşı ilk duruş sergileyen, bu emellerin gerçekleşmesine engelleyen tek bir kişi vardı. O da reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dı. Devletin her alanında arkadaşlar, değerli madenciler, hiç ummadığınız şekilde devleti ele geçirmeye çalıştılar. Ama uzun adam 40 yıllık emeklerini 20 saatte yerle bir etti. Bu hainler, bu darbeciler sadece halkın iktidarına karşı savaştılar. Onların dinle, imanla hiçbir alakası olmadı. Onların halkın geleceğiyle, halkın kalkınmasıyla ilgili bir şüpheleri, bir çekinceleri olmadı. Onlar sizlerin yıllardır biriktirdiğiniz her şeyi ele geçirmeye çalıştılar. Ama hüsrana uğrattınız onları. Çünkü siz Mardinlisiniz. Çünkü siz bu toprakların eşsiz güzelliğisiniz. Onların karşısında bir sel gibi durarak onları püskürttünüz. Onlar bir daha gelmeyecek. Bakmayın basında bazen değişik haberler çıkıyor. Siz onlara uymayın değerli arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece, Mardin halkı olduğu sürece bir daha bu hainler ortaya çıkamayacaklar. Evet kardeşlerim, sizleri tutuyoruz, lafı çok uzatmak istemiyorum. Ama tarihi bir süreçten geçiyoruz. Lütfen bu süreci çok güzel değerlendirelim. 20 gündür nasıl dolanmışsak, 19 gündür bu direnişi nasıl sürdürmüşsek, 14-15 günümüzü de o şekilde devam ettirelim. Çünkü bizim mesajımızı hala alamayan bazı hainler var. Bizim sesimizi hala duyamayan bazı hainler var. Onlara sesimizi duyurmamız lazım. Bugün Avrupa'da, dünyanın değişik ülkelerinde bu rastlobileri yine Türkiye aleyhtarı büyük kampanyalarla başlamışlar. Bu kampanyalara karşı uyanık olalım. Onların bu algıyı yönetmesine izin vermeyelim. Onların liderimizi ve ülkemizi
kötülemesine, Avrupa kamuoyunda yanlış tanıtmasına izin vermeyelim. Bu alanda yapılan anketler var. Bu anketlere katılalım, destek olalım. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz, biz ona inanıyoruz, onun yolundan yürümeye devam edeceğiz. Ve 15 Temmuz gecesi bizim için hayatını kaybedenleri asla unutmayalım. Her alanda unutmayalım. Sürekli yad edelim. Çünkü o insanlar yüz binlerin hayatını kurtardı. Çünkü o insanlar bizim hayatımızı kurtardı. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Her platformda bu insanların bu direnişini, bu şehadetini mutlaka selamlayalım. Bunun yanında devletimizin açtığı yardım kampanyalarına gücümüz yettiğince destek olalım. En basitinden 15.07 yazarak, mesaj göndererek katkıda bulunabiliriz. Onun duyurusunda yapmayı bir borç biliyorum. Çünkü Mardin halkı her zaman şehitlerine sahip çıkmıştır. Mardin halkı ne kadar kendine sahip çıkmışsa ülkesine de sahip çıkmıştır. Sizin bu duruşunuzu bütün dünya selamlıyor. Sizin bu duruşunuzu bütün alem selamlıyor. Ne mutlu size ki siz bu hak yolunun yolcularsınız. Hiçbir kula meyletmedi sağa sola, taş koymuşuz aydın yola. Sevdam sevdamızdır bizim. Kulmadık hiçbir kula meyletmedi sağa sola, taş koymuşuz aydın yola. Sevdam sevdamızdır bizim. Ben bu marşı çok seviyorum. Allah-u Teala size adına sayısız marş şarkı bestelenen bir ile nasip etti. Ne mutlu bize. Ve onun yolunda olduğumuz için. Çünkü o yol hakka giden yol. Çünkü o yol hakkın yolu. Çünkü o yol adaletin yolu. Bu yolun yolcuları olmak sizler için büyük bir onur. Ne mutlu bize, ne mutlu size, ne mutlu İslam alemine. Evet değerli arkadaşlar, bu gece buradayız, yarın da buradayız, gerektiği kadar buradayız. Reisimizin talimatına göre şu an için pazar gününe kadar buradayız. Pazar gününe kadar birbirimize kenetlenelim. Birbirimize sahip çıkalım. Küçük ayrıntılara takılmayalım. Eksikleri görmeyelim. Çünkü bizim tek derdimiz var. Bu meydanlara sahip çıkmak, darbecilere karşı varlığımızın, gücümüzün herkes tarafından bilinmesini sağlamak. Tek amacımız buysa gerisi teferruattır. Gerisine takılmayalım. Birlikteliğimizi güçlendirelim. Ve son olarak 15 Temmuz gecesinden bugüne her gece yanımızda durarak ilk geceki kahramanlığını unutmadığımız valimiz Sayın Mustafa Yaman'a, bize destek olan, halkın yanında yer alan siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve hepsinden önemlisi, bu direnişin sembolü, bu meydanların sahibi, Mardin'in sahibi, bacılarımıza, kardeşlerimize sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Allah huzuru işinizi daim etsin. Allah sizi hak yolundan çıkarmasın. Allah-u Teala'nın size biçtiği bu kutlu yolda
her zaman muzaffer etsin. Allah yar yardımcınız olsun. Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşlerim, bacılarım, hoş geldiniz. Gazamız mübarek olsun. 15 Temmuz gecesinden günümüze dek bu duruşunuz, bu kahramanlarınız tarihe altın harflerle yazılacaktır. Geli Huşka, Geli Bıraya, Huntal Bıkhir Hatın, Serseri Cafar Hatın, Jipazli Temuzi Hatanoha, Erd Seknavayi Rıki Ras, Drastiji, Lipelli Tarihi Bahar Tezer ve Ben Kaykirin. Kardeşlerim, bacılarım, 15 Temmuz darbesi 2011 yılında Mısır'da başlayan ve İslam dünyasında seçilmişleri devrilme ve diktatörleri iktidara taşımanın bir devamıdır. Emperyalistler, ehli kufar, İslam dünyasındaki seçilmişleri, seçimle iş başına gelenleri devirip
yerine kendi uşaklarını, kendi diktatörlerini, mazlum halkların başına iktidara geçirmek ve daha sonra o topraklardaki, o ülkelerdeki yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını çalmak amacıyla 15 Temmuz darbesi bunların bir devamıdır. Mısır da bunu denediler ve başardılar. Daha sonra bunu Türkiye'de denemek istediler ama maalesef kaybettiler, başarmadılar. Hani eskiden hep destan olarak anlatılırdı. Gökyüzünde uçan kuşlardan dahi CIA ve ABD'nin haberi olurmuş. Hep böyle büyüdü gençlerimiz, hep böyle büyüdü çocuklarımız ve hep bu inançtan biz Batı'ya, ABD'ye bakıyorduk. Ama öyle değilmiş. Öyle değilmiş değerli kardeş ve bacılarım. Onlar 15 Temmuz'da halkımızın bu muhteşem kıyamından, halkımızın bu dik duruşundan habersizdiler. Ve onun için hayalleri bir bir yıkıldı. Siz çıktınız hayallerini. Siz planlarını bozdunuz. Kardeşlerim, bacılarım, 15 Temmuz darbesi Davos'taki One Minute hesaplaşmasıdır. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyor musunuz? 15 Davos'ta 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız dünya diktatörlerine ilk defa tarihte One Minute demişti. Hatırladınız gençler değil mi? One Minute demişti. Ama bugün sizler One Minute diyorsunuz. Bugün sizler emperyalistlere ve tüm oyunlarına One Minute diyorsunuz. İşte 2016'nın 15 Temmuz darbesi bu One Minute'in bir hesaplaşmasıydı. Ama yine kaybettiler. One Minute'de kaybettikleri gibi 15 Temmuz'da yine kaybettiler. 15 Temmuz darbesi yeni bir Brezilya dostu hayata geçirmenin ilk basamağıydı. Kardeşlerimiz bilirler. Tarih 1916. Lozan'da emperyalist güçler İslam ülkelerini, özellikle Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak ve daha sonra böl, yönet ve yut politikasıyla parçalamak için bir anlaşma yapmışlardı. O anlaşma 100 yıl geçerliydi. Yani o anlaşma 100 yıl boyunca devam edecekti. Ve tarihler, takvim yaprakları 2016'yı gösterirken o anlaşmanın da miadı yavaş yavaş doluyordu. Emperyalistler gelecek 100 yıl için yeni bir anlaşma yapmalıydılar. Ve bunu 2016 yılında Türkiye'de askeri bir darbeyi gerçekleştirmek amacıyla tekrar gelecek 100 yıl için yeni bir anlaşmayı devreye koymak istediler. Ama siz engel oldunuz buna. Bunun için bu 15 Temmuz darbesine karşı dik duruşunuz Türkiye'ye, İslam alemine, edilmişlere 100 yıl kazandırdı. Kardeşlerim, bacılarım, Türkiye halkı işbirlikçi emperyalistlere karşı tarihi bir duruş sergilemiştir. Bu duruşa bütün dünya alem şahittir. Bu duruş mazlum Orta Doğu halklarına
ümit vermektedir. Ben mazlum Orta Doğu'nun mazlum halklarının gözü şu anda Türkiye'nin üzerindedir. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerindedir. Ve bu tarihi duruşu bundan sonra da inşallah milletçe, Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, Çerkesiyle, Lazıyla hep birlikte bu kutlu yürüyüşe, bu kutlu yolculuğa inşallah devam edeceğiz. Kardeşlerim, bacılarım, Ehl-i Kufar'ın 100 yıllık projesi maalesef Türkiye'de yıkıldı ve yıkılmaya mahkumdu. Çünkü onlar bu milletin kahramanlığını hesaba katmamışlardı. Emperyalist ülkelerin projesi siz yıktınız ve Ehl-i Küfür'ün FETÖ üzerindeki aziz İslam dinini, ılımlı İslam projesine, ılımlı İslam eksenine dönüştürme ve İslam dünyasını bu FETÖ'cü modern üzerinde yeniden şekillendirme projesi yıkıldı. Ama tarihin ritmi bu topraklarda uyanış ve diriliş önündedir. Yaptıkları hamleyle sadece kendi sonlarını hazırladılar. Siz hiçbir tarihin hiçbir dönemizde bir asker üniformasını giymiş bir terörist düşünün. Kendi topraklarında gömülecek mezar bulamıyor. Siz tarihte hiç buna şahit değilsiniz mi? Evet, bunlar ki şu anda kendi topraklarında gömülecek yer dahi bulamıyorlar. Bunlar şu anda aileleri tarafından terk edilmiş durumdadırlar. Ve bunlar şu anda bütün Türkiye halkları ve bütün Orta Doğu halkları tarafından hain olarak görülmektedirler. Ve yaptıklarının cezasını bu dünyada da ahirette de onlar herkes ödeyeceklerdir. Hani bir söz vardır, aslan düştüğü yerden kalkarmış. Aslan düştüğü yerden kalktı mı? Soruyorum sizlere, kalktı mı? Ses gelmedi. Kalktı mı aslan? Evet, kalktı. Hani bir gazetenin manşetlerinde yıllar önce biz okumuştuk. Artık muhtar bile olamaz. Sirt'ten indirdiler onu, değil mi? Hatırlıyor musunuz? Sirt'ten indirmişlerdi onu. Sayın Cumhurbaşkanımızı okuduğu bir şiir için görevine son vermişlerdi. Ve nereden kalktı? Düştüğü yerden kalktı. Sirt'ten tekrar kalktı. Ama bu seferki kalkış çok farklı olacaktır. İslam toprakları Osmanlı'nın dağılışından sonra İslam toprakları bölündü. Parçalandı ve emperyalistler bir bir lokma gibi yuttular. İslam topraklarının her yeniden dirilişi için, İslam topraklarının bir bayrak, bir ülke, bir vatan ve bir millet etrafında yine şekillenmesi için bu topraklardan yine uyanış olacaktır Allah'ın izniyle. Evet, bu topraklar gelecekte büyük hadiselere gebedir. Bu topraklar İslam ümmetine ümit vermektedir. Bu topraklar 15 Temmuz darbesinden sonra 100 yıl önce nasıl bu toprakları bölüp parçaladılarsa 15 Temmuz'dan sonra bu topraklar tek tek yine birleşeceklerdir. Ve öde dönüş süreci başlamıştır. Buradan sizleri müjdeliyorum. Bu ümmet, bu millet özüne dönme sürecini başlatmıştır.
Hani şanı Yüce Allah Kitab-ı Mubin'de şöyle ferman buyuruyor: يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar, ama onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Emperyalist işbirlikçiler ve uşakları isteseler de istemeseler de Allah nurunu bu topraklarda, bu milletin aziz kıyamıyla, mühteşem kıyamıyla Allah tekrar bu dinini, nurunu tamamlayacaktır kardeşlerim. Kardeşlerim, tarihten gelen bu milletin kahramanlık destanını çabuk unuttular. Çanakkale'yi unuttular. Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıklarımızı, atalarımızın kahramanlıklarını unuttular. Ey ehli kufar, Mardin'den sesleniyoruz. Bu milletin kürüne üfleseniz altından iman fışkırır, iman. Anadolu'nun kahraman evlatları, bu topraklar üzerinde oynanan her türlü şeytani tuzakları bozmaya muktedirdir. 15 Temmuz'da bozdukları gibi bundan sonraki süreçte de bu millet bunu bozmaya muktedirdir. Bu millet bu mühteşem duruşuyla bunu emperyalistlere ve işbirlikçilerine gösterdiler. Bundan sonra şehitlerin kanıyla sulanan bu topraklar, zalimlerin, hainlerin, emperyalist işbirlikçilerin uşaklarına mezar olacak ve mezar olmaya devam edecektir. Halkın gücü, halkların gücünü yenmiştir. Kardeşlerim, bacılarım, siz onların bir olduklarını biliyorsunuz. Biz onların birlikte hareket ettiklerini düşünüyoruz. Evet, görünüşte bazı bu uşaklar, bazı efendilerinin talimatıyla bu kalkışmaya giriştiler. Ama Kur'an-ı Mubin'in bize haber verdiği gibi وَقُلُوبُهُمْ وَتَحْزَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى diyor Kur'an-ı Kerim. Onların kalplerini bir tanırsın, onları bir tanırsın ama kalpleri farklıdır. İnanın, eğer bunların son kullanma tarihi biterse onlar da tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır. Nasıl ki dün sokaklarımızda "Biz Selam Obama" sloganlarını atanlar tarihin çöplüğüne gömüldülerse, bunlar da tarihin çöplüğüne gömüldüler. Dün Nusaybin'deydim. Nusaybin'e gitmiştim. Nusaybin'i ziyaret ettim. Bir heyet eşliğinde oradaki esnaflarımızın sorun ve sıkıntılarını, halkımızın sorun ve sıkıntılarını dinledim. Bir heyet eşliğinde bütün Nusaybin esnafını ziyaret ettik. Nusaybin esnafı bize kucak açtı. Bunun kamera görüntüleri de vardır. İsteyen kardeşlerimiz Google'a girerlerse görürler. Ama çukur siyasetini savunan ekibin başındakiler Nusaybin'e geldiler. Neredeyse taşlarla Nusaybin'den kovulacaklardı. Evet. İşte bu durum halkımız, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, ismi bizim, kan bizim, gitmeyen heyecan bizim. Evet, bu halkın birliğimize, kardeşliğimize, bütünlüğümüze,
ittifakımıza, birlik ve beraberliğimize gasp eden bütün hain, zalim ve uşaklarla görecekleri hesabı pek yakındır bu hal. Bunlarla da göreceği hesap günü pek yakındır, ondan şüphemiz yoktur. Kardeşlerim, bacılarım, siz 15 Temmuz'dan bu yana darbeye karşı dik duranlar, dik duran halkımız, FETÖ denen Pensilvanya uşağı, bunlar hakkında affınıza sığınarak söylüyorum, ahmak diyor FETÖ denen Pensilvanya uşağı. Evet, halkımıza bu darbe teşebbüsüne karşı dik duran halkımıza FETÖ denen uşak ahmak diyor. Asıl ahmak, asıl ahmak kendi ülkesini, kendi halkını, kendi halkının meclisini, kendi halkının devlet kurumlarını, kendi halkının çeşitli birimlerini ağır silahlarla tahrip edip halkının üzerine kurşun yazdıranlardır. Asıl ahmak, asıl ahmak emperyalistlerin, emperyalistlere uşaklık edip halkına kurşun sıkanlardır. Bir diğeri yine sizlere DAEŞ diyor, DAEŞ. Evet, DAEŞ diyor. Zaten bunlar darbe gecesi belki gördünüz, duydunuz. Ellerini neredeyse sevinçten ovuşturuyorlardı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun bütün il ve ilçelerinde darbenin ilk saatlerinde havai fişek gösterileriyle kutlama yapıyorlardı. Ertesi günde darbe tehlikesi geçince formalite birkaç satır yazı yazdılar ve çıktılar. Güya darbeyi kınadılar. Darbeyi kınamadılar ha. Size söylüyorum. Okuyun. Okuyun onların açıklamalarını. Diyorlar ki açıklamalarında diyorlar ki biz darbeleri kınıyoruz. Sizin emperyalist uçaklara yaptığınız karşı darbeyi kınadılar onlar. Darbeyi kınamadılar. Ama onların akıbeti de pek yakındır. Bu millet birçok şey gördü. Ama kravatlı terörist biz görmedik. Kravatlı teröristler darbeyi kınamadılar. Darbeleri kınadılar. Milletin karşı darbesini kınadılar. Ve bugünden çıkmışlar, diyorlar ki bu sokaklara dökülenler demokrasiden falan anladıkları yok. Evet, sizin kastettiğiniz demokrasiyi istemiyoruz. Sizin seçilmişleri dövülme denen demokrasimizi istemiyoruz. Eğer demokrasi seçilmişleri dövülmekse, halkına kurşun sıkmaksa, demokrasi şehirlerde çukur kazmaksa, şehirleri yıkmaksa, bu demokrasimiz başımızı yesin. Bu demokrasi istemiyoruz. Kendi halkına bomba attılar. Asker kılığıyla vatanı sattılar. Şehitler ölür diye başa inandılar. Şehitler ölmedi. Çıktı direndi. Kalktı direndi. Kardeşlerim, bacılarım, Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir vecih sözlerinde diyor, eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Yani düşmanın cephesi belliydi, tehlikeler dışarıdan, hariçten gelirdi. Onun için o tehlikeyle mücadele etmek kolaydı. Halk dostu düşmanı birbirinden ayırt edebilirdi. Ama diyor, şimdi tehlikeler içten geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Korkarım ki cemiyetin imanı bunu sezmeye yetmez. Ey üstadım, Mardin'den sesleniyoruz. Ruhunuz şad olsun. İslam adına
batıya uşaklık edenlerin bu halkın imanı bunları sezdi ve bunlara karşı dik durdu. Ve yine üstadımız devamla diyor ki, ey efendiler, bilirim ki hak noktasında mağlup olduğunuz zaman kuvvete müracaat edersiniz. Kuvvet hakta, hak kuvvette olmadığı sırrıyla dünyayı başıma zindan etseniz hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş asla size inmeyecektir. Ve bu hal üstadlarından aldığı bu şehit var. Bu baş asla emperyalistlere inmeyecektir. Allahu Ekber ya Allah, Bismillah. Allahu Ekber ya Allah, Bismillah. Allahu Ekber. Bunlar özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına kastettiler. Sandılar ki bir Erdoğan'ı götürmekle bu halkı sindirecekler ve her şey bitecek. Yine üstadımız diyor ki eğer benim dinim ölümle susturulsa birçok nimetli diller benim dinime bedel konuşacak ve bu vazifeyi idame edeceklerdir. 15 Temmuz darbesinden bu yana yeni doğan çocuklarının %90'ının ismi Recep Tayyip Erdoğan koyuldu. Kardeşlerim, bacılarım, biraz uzattım, hakkınızı helal edin. Ben hitabımı tarihten gelen İslam tarihindeki bir hadiseyle bitirmek istiyorum. Tebuk seferini bilirsiniz değil mi? Tebuk seferi hicretin 9. yılında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Bizans topraklarına yaptığı bir seferdi. 30 bin mücahitle İslam ordusu Bizans topraklarına ilk defa Bizans'a karşı savaşmak üzere Medine'den yola çıkan bir orduydu. Ve bu orduya tarihçiler zorluk ordusu demişler. Çünkü mevsim sıcak, yol uzak, mesafe uzak, düşman çok ve düşmanın imkanları çok çok İslam ordusundan daha üstündü. Peygamber aleyhisselam bir ay boyunca bu seferi devam etti. Sonunda savaş olmadan Medine'ye geri döndüler. Yolda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, ashabım, biz büyük cihattan, küçük cihattan büyük cihada gideceğiz dedi. Bizler küçük cihattan bundan sonra büyük cihada gideceğiz dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor, Tebuk seferi o kadar zorlu bir seferdi ki hiçbirimiz ya Resulallah bundan daha büyük cihat nedir deme soru sorma cesaretini kendimizde bulamadık. Ve diyor, ben yanaştım Peygamber'in yanına. Ya Resulallah, sizin kastettiğiniz büyük cihat nedir? Tebuk'ten daha büyük bir cihat mı olur diye sordum. Diyor, Peygamber Efendimiz şunu söyledi. Dedi, büyük cihat bundan sonra kendini inşa ve imar etme sürecidir. Nefisle mücadele sürecidir. Ben de Mardin'deki kardeş ve bacılarıma diyorum ki, küçük cihat geçti. Sıra büyük cihattadır. Mardin'den hükümet yetkililerine sesleniyorum. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Sakın bu milletin, bu halkın özüne
dönmez süreci için başlattıkları bu mücadeleyi göz ardı etmeyin. Yeni anayasayı, yeni anayasayı bu milletin öz değerlerine mutabık kalacak şekilde düzenleyin. Ya yeter, yani mevcut anayasa 80 döneminden kalma darbe anayasasıdır. Yeni anayasada bu milletin değerlerine yer verin. Bu milletin özüyle barışın. Bakın, bu milletin özü sizi ayakta tuttu. Evet, hükümet yetkililerine diyorum ki sizin için büyük cihat dönemi başladı. Batılılarla ilişkilerimizi tekrar kontrol edin. Beyefendi, düne kadar sen darbeci generalleri dostum diye televizyon ekranlarında demeç verirken bugün hangi yüzler genelkurmay başkanını ülkemize gönderiyorsun? Utanmıyor musun ya? ABD, ABD, İsrail ve AB ile ilişkilerinizi yeniden gözden geçirin. Sizler ey hükümet yetkilileri, sizler inanın Batı'dan uzaklaştıkça İslam'a yaklaşıyorsunuz. Batı'dan uzaklaştıkça Osmancılık ruhunu İslam coğrafyasında canlandırıyorsunuz. Ve ümmetin gözü şu anda sizdedir. Her zaman söylüyorum, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Mısır halkına dese ki kalkın sokaklara dökülün, inanın gözünü kırpmadan Mısır halkı sokaklara çıkacaklardır. Ümmetin gözü üzerinizdedir. Osmanlı'nın misyonunu canlandırır. Ve iade-i itibar hükümet sözcüsü Sayın Numan Kurtulmuş iade-i itibardan bahsettiler. Evet, iade-i itibar yapın. FETÖ başta bütün İslami camiaları mağdur etti. Bu mağdurlardan biri benim ben. 2000 yılında resmi imamdım. Resmi imam olmama rağmen beni yakaladılar. Benim gibi yüzlerce, binlerce imamı, Müslümanı yakaladılar. Kime zemin hazırladılar biliyor musunuz? PKK'ya zemin hazırladılar. Müslüman gençliği içeri tıkadılar, Marksistlere zemin hazırladılar. Ve yakın tarihte yine bu mağdurlardan biri 2010 yılında kardeşlerim. Bakın, belki emniyet yetkilileri de burada, emniyet müdürümüz de burada, sayın valimiz de burada. Dosyam emniyete çıkarsınlar, benim suçum Kur'an dersi vermektir. 2010 yılında hatırlarsınız, İsrail Gazze üzerine bomba yağdırıyordu, bomba. Her gün, her gece uyuyamıyordu. Biz de gayrete geldik. Dedik ya bu Gazze'li kardeşlerimize en azından çıkıp bir basın açıklaması yapalım. Ve çıktık Kızıltepe Meydanı'na. Bir günde, bir saatte 5000 kişi toplandı. Çıktım meydana, Gazze ile ilgili Gazze'nin, Filistin'in mazlumiyetini dile getirdim. Asiller gibi gençler tekbir getirdiler o meydanlarda. Kahrolsun İsrail dediler. Ve akabinde biliyor musunuz ne oldu? Bir ay geçmedi, hakkımda soruşturma açtılar. 1,5 yıl İsrail'i eleştirdiğim için 1,5 yıl ceza aldım. İade-i itibar istiyor bu halk. Bu iade-i itibar eğer siz adaletli bir şekilde yaparsanız bu halkla barışırsınız. İade-i itibar herkes için olsun. İade-i itibar bir topluma olan kininiz sakın sizi adalet çizgisinden sapmasın. Hükümet yetkililerine ben bu meydandan bunu hatırlatmak istiyorum. Ve sizlerin büyük cihadı bundan sonra İslami ve insani değerlerinize sahip çıkmaktır. Ülkemizi, bölgemizi, milletimizi, birliğimizi
beraberliğimizi hem iç hem dış düşmanlara karşı birlikte savunmaktır. İnanın, eğer biz bunu yaparsak aşamayacağımız engel, varamayacağımız konu kalmayacaktır. Gazanız mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketullahi. Milleti ve ümmeti bu gençlerle şereflendir Allah'ım. Bu gençler... Mahmut Hocam'ın çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Bizleri de bu gençlerle yol yürüyenlerden eyle Allah'ım. Sen bu gençlere şahit ol ya Rabbi. Bir mesaj aldım. Dava sahibi Mardinli hemşerileri, biz Mardinli Yeşilli Kültür ve Dayanışma Derneği olarak Milli İrade Nöbetinde 19 gündür buradayız. Ve burada olacağız. Tüm hemşerilerimizi saygıyla selamlıyor. Burada bulunan valilerimize, ilçe kaymakamlığımıza güvenlik sorun. Güvenlik sorumlu tüm abilerimize, tüm bilimlerimize ve AK Parti'ye gönül vermiş tüm teşkilatlarımızı selamlıyoruz. Geleceğimiz aydınlık, davamız aziz olsun. Almanya Mardin Yeşilli Kültür Derneği. Almanya'da da ben tutuyorlar. Teşekkür ediyoruz. Avukatı Kanka. Bayrakları görelim! Bayrakları! Madri! Baş tutuldu! Bu güvenli baş tutma girdi! Durdu yaşar! Aynı yıldızı bayrağımızı indirmeyecek! İndirmeyecek ki bir daha cesaret edemezsinler! İndirmeyecek ki beklerden bir daha yaşaklar cesaret edilmesinler. Ne güzel dostu bu. Bu dostu birbiri, beraberliği, kardeşliği gösteren bir dostu. Allah razı olsun Mardin. Nöbet tutmaya devam edeceğiz. Selamu aleyküm. Onurlu bir liderin onurlu ordusu. Sizinle olmaktan mutluluk duyuyorum. Benim için büyük bir şans. Bu nesille birlikte olmak benim için büyük bir şeref. Sizlere Allah'ın selamıyla tekrar selamlıyorum. Tekrar.
ilk önce şehitlerimize rahmet dağılıyoruz. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz Allah'tan. Canını ortaya koyan polis teşkilatımızı yürekten kutluyoruz. Ve ordumuz olan, göz bebeğimiz ordumuz olan gerçek askerlerini ve komutanlarını yürekten tebrik ediyoruz. Saygıdeğer Mardin halkı, 81 yılda milyonlarca insan sokaklara, meydanlara döküldü. Yalnız elhamdülillah yakmadılar, yıkmadılar, kırmadılar. Sadece bir amaç için, darbeye karşı çıkmak için sokaklara döküldüler. Ne için döküldüler meydanlara? Davasına sahip çıktılar. Onun için çıktılar. Davalarına sahip çıktılar. İradelerine, milli iradelerine sahip çıktılar. Vatanlarına sahip çıktılar. Çocuklarının geleceğine sahip çıktılar. Ve en önemlisi, eşatlarımızın kanlarını döktü, uğruna kanlarını döktü. Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktılar. Sizleri tebrik ediyorum. Arkadaşlar, sizin sebep olduğunuz çok önemli, çok değerli şeyler var. Bu değerlere bir anda sahip çıktınız ve bir şeye sebep oldunuz. Bir uyanışa sebep oldunuz. İmanlı bir uyanışa, azimli bir uyanışa sebep oldunuz. Bu uyanışta diriliş var. Bu dirilişte asla yese ve ümitsizliğe yer yoktur. Bu dirilişte büyük Türkiye vardır. Bu dirilişte liner Türkiye vardır. Ve bunları sağlayan sizlersiniz. Ve şunu çok iyi bilmemiz lazım. Türkiye çok önemli bir ülke. Dünyanın merkezinde olan bir ülke. Türkiye'nin bir tarafında Balkanlar, bir tarafında Kafkaslar, bir tarafında Orta Doğu. Türkiye'yi kontrol eden, bütün dünyayı kontrol eder. Ve bu büyük oyunu sizin reisiniz ve ordusu sizler bozdunuz. Sizleri yine yürekten tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Beşli Bey'e teşekkür ediyoruz. Gözleri altta görmeyen, kulakları olupta duymayan, dilleri olupta konuşmayan, alçak pazarlığa karşı onurlu ve dik duruşunu sergilemeyen bizden değildir. Fırtına olanlara rüzgar neylesin? Günü doğuranlara gece neylesin? Yüreği dolu olanlar yürüyoruz zafere. Birlikte çağıran bu sevda bizim. Birlikte büyüyen bu ülke bizim. O yüzden nöbet tutuyoruz. Neymiş efendim? Bizler nöbeti bırakıp gidersek bir daha saldıracaklar. Ümit etmesinler. Onlar bu hattan sonra, bu onurlu duruştan sonra asla cesaret edemezler. Etseler de bizim dışarı çıkmamız bir saraya bakıyor. Bizim dışarı çıkmamız bir saraya bakıyor.
Yardımda bir çocuğumuz kaybolmuştur. Bulan arkadaşlar lütfen platforma geçmesinler. Değerli kardeşlerim, her zaman olduğu gibi bugün de aynı şeyi tekrarlıyorum. Yeşilli Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Çorba dağıtımı başlamıştır. Teşekkürler Yeşilli. Kızımız var, bugün bize güzel bir şiir okuyacak. Kendisi bestelemiş bu şiiri, Fadile'yi... Fadile, sana ne diyeyim başka? Kız diye yüreğinde taşıdı, vatan ve bayrak sevdasını. Ellerinde bayraklar, boş bırakmadı mevranları. Doğurduğunu bilen anı. Ay yıldızlı bayrağı, Türkiye unutmayacak. 15 Temmuz'u ve bu vatanı. Darbecilere yer yok burada. Bu millet vermeyecek Türkiye'yi onlara. Söyleyin o Fethullah'a, uğraşmasın boşu boşuna. Sanık fena olsun bu vatana. Helal diyoruz buradan, vatanı uğruna şehit olanlara. Merak etmesin hiç kimse. Eminim ki onlar cennette şu anda. Haydi bakalım arkadaşlar. Boş kalmasın meydanlar. İkinci bir emre kadar pes ettik sanmasınlar. Fadime kızımıza teşekkür ediyoruz. Hasan kardeşim burada mı? Hasan burada mı? Hasan kaç gündür seni bekliyoruz. Hoş geldin. Hasan her zamanki gibi bize çok güzel şiirlerinden o güzel sesiyle okuyacak. Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulurdu bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hali saadette üzüm ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor. Babasız dünyaya gelecek. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün var. Ve yıldızların da ötesinde hazırlık var. Kuşlar var. Kuşlar dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen Varisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben size karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür.
dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutulur. İlahi, dokunulmazlığı tehlike düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hali Saadet yalnız. Makam İbrahim yalnız. Hicr-i İsmail, Hacer-i Mesvet ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar, ayak yaplarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktalar. Tam 52 gün var. Muhassab Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe yakmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tüfeğil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mamut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Resulullah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve ardından Tüfeğil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir sürü atle. Ama Kabe'ye doğru döndürülüp göğsü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri deviller sokuluyordu buna. Mamut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan ve yaklaştıkça nefesen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, şirinmiş çamurdan, kanatları demek demek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar. İşte başlıyor azam. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar. Taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil. Kabe sahipsiz değil. Ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı takmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe Malum. Galip olan Allah. Biliniz ki sorunuz alevli bir ahdır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toprak ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammed'i muhabbetle dolu bir tek kalple duruncaya dek gönder bazen kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz.
Kabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gününü bekliyor. Tam 52 gün var. Sabir abi. Hasan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Güzel şiiri, güzel sesi için. İsmin ne? Nisan. Kayboldun Nisan. Ha, annene babana seslen buradan. Annem burada değil. Kim? Baban mı burada? Annem burada. Annene söyle, anne gel beni al. Annem ayran almayacak. Tamam, o zaman bekleyeceğim burada, tamam? Değerli kardeşlerimiz, biraz sonra ilahi grubumuz çıkacak. Bayrakları görelim. Herkesi bayrağı olanların ellerini görelim. Benim gibi. Diklenmedik. Dik durduk. Omuzlarımıza yükselen emanete sahip çıktık. Ekmeğimizden ve öldürdüğümüzden taviz vermedik. Ne yapıyoruz? Madem. Tabii ki nöbet tutuyoruz. Tutmaya devam edeceğiz. Bizler ortak bir tarihi, ortak bir medeniyeti beraber yaşadık. Bugün burada kalarak geleceğimizi beraber inşa edeceğiz. Beraber inşa ettiğimiz bir geleceğe hiç kimse dokunamayacak. Bir uzatanın birini, el uzatanın ellerini keseceğiz. Bir uzatanın birini, el uzatanın ellerini keseceğiz. Bu böyle bir ülke. Acilen bir ambulans çaktırmak. Nisan'ın babası, Yusra'nın babasını alalım buraya. Yusra Bayrus galiba. Yusra'nın babasını alalım. Ambulans şuradan, şuradan. İyi olur umarım. Allah'tan şifalar diliyor. Değerli Mardin halkı, yarın akşam bu alandan İstanbul Taksim'e, Taksim'den Mardin'e canlı yayın yapacağız. İstanbul bizim dostumuzu, bir İstanbul'un coşkusunu yaşayacağız. Mardin Muhtiyat Başkanı Sayın Nurettin Kessap, Bilim Muhtiyat Genel Başkanı beraber gerçekleştirecekler bu programı. Hepiniz davetlisiniz diyeceğim ama hepiniz zaten buradasınız.
Her akşam Mardin halkı burada. Değerli kardeşlerim, şimdi ilahi durumunu çağırıyorum. Müsra iyi olmuş. Ağlama. Ağlama. Bak ağlarsa herkes gidecek sana. Müsra sahneye çıkmak için galiba üzülmüş, o yüzden ağlamış. Arkasından ilahi grubumuz çıkacak. Yaşıyoruz yan yana. Kız alıp kız vermişiz, karışmışız can cana. Öyle bir milletiz ki sevgiyi rehber ettik. 40 yıl hatır duyarız kahve dolu fincana. Tüm insanlar kardeştir, fetho denen kalleştir. Bu vatana, bu yurda selamlar kucak kucak, tüm Türkiye el ele, sonu güzel olacak. Yeter ki sevmesi bil, insanları sevsevil, dolmaz sandığın güneş. Bir gün yarın doğacak, bizim bizden ayrısın, sakın dost bilmeyelim. Düşman senaryo yazmış, oyuna gelmeyelim. Tüm insanlar kardeştir, fetho denen kalleştir. Savaşlarda beraber, barışlarda beraber, ibadette beraber, camide şahit minber. Gel el ele verelim, Cumhurbaşkanımızı birlik ve beraberlik dilelim. Tüm insanlar kardeştir, fetho denen kalleştir. Öyle bir vatan ki kolay erilmez, hikmeti büyüktür, sual edilmez. İbreti alemdir, kokmaz sürülmez. Polisime kurşun sıkan eller kırılmalıdır. Askerime kurşun sıkan eller kırılmalıdır. Polisime kurşun sıkan eller kırılmalıdır. Askerime kurşun sıkan eller kırılmalıdır. Sıkılmış yumruklar, çatılmış kaşlar, hakka kenetlenmiş kartal bakışlar. Bedeller üstünde yığılsa taşlar,
kurşunuma kurşun sıkan eller kırılmalıdır. Askerime kurşun sıkan eller kırılmalıdır. Devletime kurşun sıkan ağzı kırılmalıdır. Yönetime karşı gelen eller kırılmalıdır. Yüksekte geliyor başkanın sesi, Allah'tan batıyor gönül erleri. Tüm insanlara yardımcı peygamberi, askerimi kurşun sıkan eller kırılmalıdır. Polisime kurşun sıkan eller kırılmalıdır. Askerime kurşun sıkan eller kırılmalıdır. Polisime kurşun sıkan eller kırılmalıdır. Türkiye'miz apaların ocağı, kanımızla sulamışız toprağı, gönderinden indirtmeyiz bayrağı. Fetho gelecek, tüm Türkiye insanlarımıza hesap verecek. Tüm insanlar kardeştir. Fetho denen kardeştir. Son bir ilahi okuyayım çünkü grup kardeşinizi bekletmek istemiyorum. Allah yarımız ve yardımcımız olsun. Bir nasihat edem sana, bir nasihat edem sana. Bu vatan benim vatanım, yapma savaş duyma cana. Bu vatan benim vatanım, yapma savaş duyma cana. Bu vatan benim vatanım. Dokunma ülkeme yılan, dokunma ülkeme yılan. Fatih Sultan kurdu temel, önderim kitabın Kur'an. Bu vatan benim vatanım, önderim kitabın Kur'an. Bu vatan benim vatanım. Yapma gerçeğin dersini, yapma gerçeğin dersini. Yine kırar mirsini, daha dün aldın dersini. Bu vatan benim vatanım, daha dün aldın dersini. Bu vatan benim vatanım. Her gelen geri çekildi, her gelen geri çekildi. Benim bayrağım dikildi, atamın kanı döküldü. Bu vatan benim vatanım, atamın kanı döküldü. Bu vatan benim vatanım. Sayın Başkan iş başa geldi, Sayın Başkan iş başa geldi. Dilliyeler aşka geldi, yönetimiz doşa geldi. Bu vatan benim vatanım. Askerimiz coşa geldi, polisimiz coşa geldi. Bu vatan benim vatanım. Yeter mi, tamam mı? Ama arkadaşlar yeter diyorlar çünkü grup arkadaşımız da bekliyor.
sizin hatırınız için bir dörtlük okuyacağım. Bu dünyada dalan aldı, almayanlar yaya kaldı. Resulullah'ın aşkından kim aldıysa o kazandı. Resulullah'ın aşkından kim aldıysa o kazandı. Allah yarımız ve yardımcımız olsun. Geceniz mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz. 15 Temmuz gecesinden bu yana meydanları boş bırakmayan, gerek Kürt'üyle, gerek Arap'ıyla, gerek Türk'üyle birliktelik sergileyen, kardeşlik ruhunu bütün Türkiye'ye gösteren siz madenin Allah'ına kurban. İnşallah zalimler 15 Temmuz'da muvaffak olmadığı gibi bundan sonra da olmayacak. İnşallah bize her zaman böyle kardeşçe ne türlü kötülük olursa olsun karşısında böyle dik durdukça Allah'ın izniyle hiçbir güç bizi mağlup edemez ve etmeyecek. İnşallah şimdi ilahilerle sizlere baş başa olacağız. Hicranlı yüzler bir gün gülecek. Zalimler bir gün hesabı verecek. İkramlı yüzüne bir gün gülecek. Zalimler bir gün hesabı verecek. Her gün aşura, her yer Kerbela. Ey Hüseyin'i can, ey Hüseyin'i her gün aşura, her yer Kerbela. Ey Hüseyin'i can, ey Hüseyin'i can. Zulüm içinde karardı ruhlar, kırıldı kollar, döküldü kanlar. Zulüm içinde karardı ruhlar, kırıldı kollar, döküldü kanlar. Her gün aşura, her yer Kerbela. Ey Hüseyin'i can, ey Hüseyin'i can. Her gün aşura, her yer Kerbela. Ey Hüseyin'i can, ey Hüseyin'i can. Tutulmaz mı hiç Mescid-i Aksa? Tuzsuz Kerbela ıslandı kanla. Kurtulmaz mı hiç Mescid-i Aksa? Tuzsuz Kerbela ıslandı kanla. Her gün aşura, her yer Kerbela. Ey Hüseyin'i can, ey Hüseyin'i can. Her gün aşura,
seyreceğim. Seni sordum Mekke'nin piyamarasına, seni sordum Yesrib'in teni kokan taşına, seni sordum Taif'in mazus olan barına, seni sordum ey Resul, seni sordum dün gece, seni sordum Taif'in mazus olan barına, seni sordum ey Resul, seni sordum dün gece. Sana gelen yollar